Peki bu senin oyunculuğun niye tartışmasız kabul ediliyor? Bu niye senin böyle bir şanslısın eskiden beri? Niye yani şanslı sen, olayım canım? Seni bir, bir Allah'ın kulu ben bugüne kadar duymadım ki. Derya'da şu rolü kıvıramamış. Pek beğenmedim canım Aa, falan. Ya, mümkün geldi değil bana, çünkü demez. çok yetenekliyim. Evet. <laughs> evet. E, ne yapayım? Hayır ne oldun yani sen yani Allah... bu. Ama ben seni biliyorum. Sen gençliğinden beri böylesin. Evet. Küçücük kızdan beri yetenekliyim. Ne ne oldun ne böyle? Yapıyorsun? Ne oldun yani dedi. bir insanda bir, böyle, bir şey olamaz, bir Duvara çarpmaz söktüm. mı yani? Bir oyununda olmamış <laughs> olsun. Niye olmuyor? Hayır bu? ama yani bir oyunda bir şey olmuyor da yani sonuca baktığın zaman ortada bir şey yok yani. Onu demek istiyorum. Mesela bu şey yaptınız. Ben onu hatırlıyor. Ben orada ne? o zaman küçücüktüm. Ee, küçücüktüm sen ya? oynuyordun. <laughs> Annem getirmişti elimden getir Senin, tutan, tutan senin getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu şey o, o zaman dur ben. O galiba ilk o zaman seni tanıdığımda e, Poyrazoğlu'yla yaptığınız ha. bu... Orkestra mı? Orkestra. Ay, evet. Ya. Yani. Kaç yaşındasın orada tahmini? <laughs> yani konservatuvarı bitirdikten sonra ben bir yıl devlet tiyatrosunda çalıştım. Ondan sonra da Ali'ye girdim yani evet. 22 20 o Öyle Ben şey küçücüktüm. Yani. o oyna gelmiştik biz <laughs> ee, kısa pantolonum vardı. Ee... Ben hatırlıyorum ağlamıştın hatta ben çıkarım bu çocuğu. <laughs> peki abi, bu çocuğu peki, salondan atmak, çıkarın. Anlamadığım dedim ben. şu sen ne oldu da o zaman işte eee Ali Poyrazoğlu ay, ay 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 böyle herkes yani Ali değil sadece herkes ay 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 ya yani, ne oldun 22 23 yaşında o orada ya. insan değil mi belli bir şey kat eder mesela bir 30'larında filan bir eser diyor böyle olmaz yani çünkü Yetenek dediğin şey biliyorsun gözüken bir şey yani. Konservatuvara girdiğin anda yetenekliysen bu enerji olarak gözüküyor. Hatta ben çok utangaçtım yani. Konservatuvara girdiğim zaman Can Gürsaplı demişti ki ay utanıyor utanıyor ama çok yetenekli. Bak düşün o kadar utanmama rağmen yeteneğim ortaya çıkmış. Ama ondan sonra da kendimi geliştirmek için bir sürü şey yaptım tabii Yaptın, ki evet. yani. Evet. Yaptın. Yaptım. Bunu konuyu çok ciddiye aldın. Aldım. Hiçbir zaman ben senin bir laubalini görmedim bu tiyatro konusunda e, ve seçimlerin konusunda samimi söylüyorum bunu yani sen senin böyle bir hoca hanım ciddiyetinde var bu Benim. tiyatroda ha, yani ya gülüyorsun neşelisin filan ama ha. bu konu mesele bu olunca çok ciddisin yani. Aa, oyunculuk konusunda değil misin? Öğrencilerim var bayağı. Biliyorum, şimdi Okan Üniversitesi'ndesin. <laughs> evet, evet. Daha önce evet. e, mimarsı andaydım, Mimar bizim okuldaydım. Sonra e, okulu bıraktım. Hmm. Yani e, işte Peki, sonra özel Peki Bu böyle mesela yani. e, çocuklar senden çekinirler mi Zeliha Berksoy hoca gibi? Yok, yani <laughs> şöyle, yani o karışık biraz neden bazen algılanmıyor. Ee, yani o oyunculukla ilgili yaptığın hani duygu çıkartmak için yaptığın hani bizde şeydir ya. Tamam yakaladın bırakma. Evet biraz daha var. Hayır olmuyor. Bir daha bilmem ne yap falan. Şimdi duygu çıkartmak zor bir şey olduğu için çocuklar ben de peşini bırakmadığım için orada şey yapabiliyorlar ama bütün öğrencilerle çok arkadaş gibiyimdir yani. Hı. Seni seviyorlar ama bir korkarlar. Bazen çok sevilen ve saygı duyulan ve hoşgörüden hiç uzaklaşmayan insanlarda bir alt e, korku da olur. Evet, yani olur. bunun kafasını biz bozmayalım falan gibi. Evet çünkü mesela şöyle bu hmm. e, efsane halinde konuşur, bir şey sınav yapıyoruz mimar sınavında. Yani dışarıda o kadar büyük bir gürültü yapıyorlar ki. Arkadaşlar dedim söyler misiniz? İşte bir öğrenci çıkıyor susun. Her hoca sınav yapıyor falan. Ona tekrar yapıyorlar, işte gene yolluyoruz. Beşinciden sonra açtım kapıyı. Ha. Arkadaşlar, çüş dedim ya. Çok güzel. Çüş dedim ya, ne bu dedim ya? Bunu <laughs> böyle ama bu nasıl bağırıyorum böyle şey olarak avaz avaz. Sesim biraz güçlüdür, o evet. yüzden korkutur. Bu çüş e, kork bir hal deyimidir ve evet. televizyonda söylenebilir. Yani söylenebilir. Düttetmişseniz, Nur evet. demek evet. zaten. Ha, bir şey evet. Dur, bir şey dur, diyor. Diyor. evet, 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 evet. Ama şey burada alka yani. mal olmuştur. Evet. Yani evet. çok. Evet öyle deriz evet. biz. Çüş artık bu kadar da evet. olmaz deriz yani. Yani günlük deyim olarak. Hayır evet aman asla bir küfür değil bu. Hayır yani. değil, ha, kesinlikle değil. Ki. Ben onun için değil öyle sananla, sanacaklar ha, olarak. Anladım, anladım. Çünkü bizim de bir şey vardı. Ee, Cihan Ünal ders yapıyordu. Ee, bir konservatuarda. O sırada rahmetli Boran Kaya vardı. Evet. O da rahmetli çok genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımız. O e, şeyden Dolabı var hemen bu bizim Beşiktaş'ta yeni geçtiğimiz okula dolabın açıyor dangur dungur ses çıkarıyor falan Cihan Ünal Hoca da günlük baş ağrısı vardır onun migren ondan sonra o migreni her zaman olur ders işlerken de migren ağrısı devam eder o yüzden sessiz ders işlenir. Ee, fakat bizimki öyle bir dolabı açtı, kapattı bir gürültüler falan. Sonra bir küfürlü konuşmalar yaptı koridorda. O zaman hoca da çıkıp ona küfür etmişti. Ha. Onu burada söyleyemem ama çok komik bir küfürdü. Keşke söylesem çünkü çok gülerdik. <laughs> ama biz şu anda çüş boyutunda. Çüş boyutunda. Evet. evet. Peki. Ee, hakikaten öyle. Yani okul okulun ee, bu Alt katta mı üstteki salon, sahnede mi ders yapıyordu? Alt katta mı ders yapmıştın o sırada? Aa, o sırada Çüşlüğe alt katta. Aynen zaman, dolapların orada, oldu. Dolapların evet, oldu. Orada aynen. çünkü çocukların dolapları olduğu evet. için işte. orada çok böyle e, şeyler oluyor. Sohbetler, bağırış çağırış falan oluyor. Hoca da o gün migreni olduğu için bizde şey yapıyordu. Öyle bir egzersiz var mı tarihi olarak bilmiyorum da. Siz dedi bakın dedi. E, herkes dedi böyle bir çember oluşturduk sahnede o yükseltinin üzerinde ee, bir piramit yapın dedi. Piramit yapın dedi. Herkes getirip bir tuğla koysun dedi. Bir dakika anlamadım. <laughs> <laughs> Tuğladan bir piramit yapacağız. Hayali, hayali, hayali olarak. olarak. Ha, ha, Tabii yaranmaya çalışan çocuklar da diyor ki hocam ben şu anda götürüyorum koyuyorum o pira piramide ha. diyor bir tuğla daha koyuyorum diyor. Yalan dolan öyle kim bilir ne düşünüyor o sırada. Ondan sonra devam edin de hocanın migreni vardı o, o sırada. Yani ses istemiyordu o sırada. Size hayalinizden piramit yapın yap diyordu. Evet. Çok değerli dersleri de vardı. Migreni olduğu zaman piramit yapıyorduk. <laughs> <laughs> hani Uğraşılır mı? İnsan öyle bir deli gibi baş ağrısı çekiyorsun. Bir de çocuk falan bir şeyler çıkaracak böyle hani bir şey. Çünkü bir çocuktan bir şey çıkarmak zor. Zor, evet. Şimdi bir de yeni çocuklarla mobbing'e giriyor değil mi bazı şeyler? Ha, Nerede tabii. bizim hocaların bize ağlatıp zırlatmaları, höykürtmeleri, içimizdeki şeyi çıkarmaları? Biraz böyle <laughs> e, hani bugünün çocuklarına kişisel saldırı olarak algılanıyor. Yani psikolojik saldırı. Hatta psikolojik taciz olarak algılanır bugün. Tabi şimdi mesela... biz yani geçmişe dönük olarak bütün hocaları dava edebiliriz. Edebiliriz. Onu şimdi diyafram çalıştırırken bile çocuğu önce onun elini koyuyorsun buraya sen elini onun üstüne koyuyorsun. Biz de öyle yani. biz de girerler de. <laughs> Diaframını alır bile. Yani. <laughs>